Balık yapacağız. Saat gece 2. Airfryer olanlar airfryer'la, airfryer olmayanlar fırında yapabilir. Airfryer olanlar buzluktan çıkardığı anda balığın açılmasını beklemeden tarifi yapabilir. Airfryer'ın faydalarından bir tanesi. Saat gece 2. 3.30'da Flamengo, Nublense, Güney Amerika Libertadores Kupası maçı var. Acele etmemiz lazım. Balıkları ben yıkadım. Benim balıklarım temizlenmemişti. Ben temizledim ama temizlemeyi göstermiyorum video uzamasın diye. İster air fryer, ister fırın, ister tava, ister ızgara, nerede yaparsanız yapın. Mutlaka balıklarınız kupkuru olmalı. En ufak bir ıslaklık olmamalı. Bakın sizden istediğim balığa şöyle yanlamasına. Bu arada bu tarifi çuprayla yapabilirsiniz, zevrekle yapabilirsiniz, büyük herhangi bir balıkla yapabilirsiniz. Yeter ki beyaz eti fazla olsun. Şöyle 3 çizik atıyorum. İçine de tuz, bolca tuz. Çok az zeytinyağı. İçine de biraz zeytinyağı. Buna da çevir. Ters tarafını da tekrar tuz. Soğan. İsteyen patates de kullanabilir. Ama airfryer'ın haznesinin büyüklüğüne göre şöyle kalın kalın airfryer fişe takılı. Hemen şöyle çevirince haznesi açılıyor. Bu airfryer'ı aldığın zaman şöyle bir saçmalık var. Alet süper bir alet ama böyle bir baskı yapmışlar. Bunun üstüne yapıştırma. Fakat öyle bir yapmışlar ki normalde jilatinden olur bu. Buradaki patatesin resmini buraya da yapmışlar. Balığın resmini buraya da yapmışlar. Kalın da bir şey yapmışlar. Airfryer'ın bozuk olduğunu zannediyorsunuz. Çünkü rakamlar gözükmüyor. Yarısı gözüküyor, yarısı gözükmüyor. Diyorsunuz ki ha bunun dijital ekranında bir sorun var. Oysa ki fazla para harcamışlar. Kaliteli bir şey yapmaya çalışmışlar. Ama kontrolsüz güç güç değildir. Pratik, hızlı, zekice çözümler olmalı. Boşu boşuna para harcanmış. Makine biraz daha ucuz yapılabilirmiş. Bunun maliyeti bundan düşebilirmiş. Airfryer'ı haznesinden çıkartıyorum. Şu şekil yerleştiriyorum. Daha sonra soğanlar. İsteyen patates de koyabilir. Şöyle bastığınız zaman kolayca çıkabiliyor. Balıkları yerleştirdik. Hemen tekrar şöyle oturuyor yerine. Fırın mantığı. Fırının hızlısı. Bayağı da şık bir makine. Herhangi bir yerde gönül rahatlığıyla durabilir. Şöyle çevirdiğim anda hemen panosu açıldı. Ben patates yapmayacağım. Balığa getiriyorum. Bütün balık yapacağım. Ne diyor? 12 dakika. Ama mutfaktaki tecrübeme dayanarak 12 dakikanın az olduğunu anlıyorum. Ne yapıyorum? Hemen şurada saate basıyorum. Saate bastıktan sonra yarım saate getiriyorum. Yarım saat benim için yeterli. Ve başlatıyorum. Balık işareti. Yarım saat 180 derece. Yalnız burada yine insanların anlayamayacağı bir nokta var. Hemen onu da gösteririm püf noktasını. Şimdi makineyi nereden durduracağız? Play resminin aşağı doğru bakanına şöyle bir basıyorsunuz. Şimdi insan diyor ki otomatikman. Ya kardeşim Koray bastık ama durmadı. 45 saniye sonra kendi kendine duracak. 45 saniye durdu görüyor musunuz? Bunu niçin yaptım? Göstermek için yaptım. Tekrar çalıştıralım. Biraz önce gösterdiğim gerçekten insanların kafasını karıştırıyor durdurması. Şuradan basıyorum ve çalışmaya bırakıyorum. Pişmeye devam etsin. Bu arada biz bunun sosunu yapalım. Ocağın altı en güç şekilde yanıyor. Hemen kısıkla ortanın arasına getiriyorum. Bir sos tavası. Bir çay bardağı ölçülü yapalım. Kafalarda hiçbir soru işareti kalmasın. Herkes yapabilsin. Yarım çay bardağı zeytinyağı. İki sarımsak hemen salla. Happy Egg. Bugün şans bizden yana değil. Sizden şöyle ilk önce ortadan ikiye kesmenizi istiyorum sarımsağı. Sonra tekrar ikiye toplam dörde. Burada sakın rendelemeyin. Sadece dörde bölmeniz yeterli. Daha sonra hemen sosun içine bir soğan. Soğanın büyük küçük olması hiç önemli değil. Sizden sadece şöyle 4 halka kesmenizi istiyorum. Gelişi güzel. Sosun içine kapya biberi ihtiyacınız var. Benim elimin altında hazır. Şöyle közlenmiş kapya biber var. 2 tane yeterli olacak benim için. 2 tane şöyle alalım. Siz çiğden de kullanabilirsiniz. Közlemeden. Paşa gönlünüz bilir.
Şöyle gelişi güzel kesiyorum. Her balığın yanına yakışacak bir sos yapıyoruz. Yalnız baştan söyleyeyim, bu sosun tarifi bana ait değil. Mişan Yıldızlı bir şefin sosu bu. Küçük küçük kestikten sonra sosun bakın cızır cızır etmeye başladığını görüyorum. Sarımsakların biraz renginin döndüğünü görüyorum. Hemen kapya biberleri de içine atıyorum. Hemen içine. Şöyle bir karıştır. Buradaki püf noktası mutlaka biberleri çok iyi kavurmanız. Kendi haline 5 dakika bırakıyorum. Kısıkla ortanın arasında kendi kendine kavurması için. 5 dakika sonra yine bir su bardağı kullanalım. Kafalarda soru işareti kalması. Herkes tam yapabilsin. Yarısı kadar. Yani 100 ml su ihtiyacım var. İstanbul'daki olsun, herhangi bir yerde olsun bu sosu kaydedin. Isıyı orta ateşe getiriyorum. Kaynamasına izin veriyorum. Fokur fokur kaynamaya başladığı anda hemen bir krema. Markası hiç önemli değil. Bu donmuş olduğu için bıçağımla sadece yarısını kullanacağız. Sadece yarısı. Donmuş halde içine. Tabi donmuş değilse sizinkisi 4 yemek kaşığı, 5 yemek kaşığı olarak düşünebilirsiniz. Ya da yarısı. Kremayı içine attıktan sonra şöyle bir karıştır. Daha sonra altını kıs. En kısıkta 5 dakika sonra kontrol edeceğiz. Burası mutfak. Kıracağız, dökeceğiz. Biraz hanımlar için söylüyorum. Yok efendim evde yemek yokmuş. Çoluk çocuk ne yermiş, eşi ne yermiş, şöyle hiç böylemiş. Bırakın o gün de yemek olmasın, boş ver. Her gün yaptığınızda ne oldu? Belki değerinizi anlarlar. En yakınınız bile olsa en güzel kelimeyi kullanacaksınız, boş ver. Burası yaşam kanalı, yiyeceğiz, içeceğiz, muhabbetimizi yapacağız. 5 dakikadır kısık ateşte kaynıyor. Baharatları atma zamanı geldi. 1 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber. Bu kadar baharat yeterli. Karıştırdıktan sonra bakın, görüyor musunuz sosun çektiğini? Son bir kez kaynamaya bırakıyorum. Artık bir kez daha kaynadığı anda ocağın altını kapatıyorum. Hemen bir kap. Şu şöyle dereceli yapmaları çok hoşuma gidiyor. Hemen sosu ister sıcak ister soğuk kabın içine. Karavancılar, kamp yapmayı sevenler, seven arkadaşlar bakın. Aparatı takıyorum. Kablosuz. Kablosuz blenderımı çalıştırıyorum. Kontrol edelim. Bu sosu ister sıcak ister soğuk gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. 17 dakika kala. Arka tarafında pişmeye ihtiyacı var. Devam. Arka tarafını çeviriyorum ve pişmeye devam ediyorum. Göbek. Şöyle göbeği. Kendi usulümüzde bir salata yapacağız. Tek malzemeli ama soslu. Tek kişilik yaptığım için sadece yarısı benim için yeterli. İsteyen başka hoşlandığı malzemeleri koyabilir. Bir yemek kaşığı mayonez. Hatta 1,5 olsun. Bir tatlı kaşığı hardal. Hangi hardal? Bu marka salatalarınıza çok yakışır. Kimin markası? Ali Koç. Ali Koç beni bulsun. Beni bulsun, hem Fenerbahçe kurtulsun hem de biz kurtulalım. Ali Koç beni bulsun. Tabii bir de yanında Murat Kolbaşı beni bulsun. Nar ekşisi. 1. 2 tatlı kaşığı. 2 yemek kaşığı size kalmış. Ne kadar seviyorsanız. Limon. İster yarım, ister tam. O da size kalmış. Ne kadar seviyorsanız. Malzemeniz ne kadarsa daha doğrusu. Şu yarım. Ben limon çok severim. O yüzden bir limon ekşi ekşi olsun. Ama büyük bir çok oldu. Şöyle yarım bir ondan biraz fazla. Ve bu salatanın olmazsa olmazı turşu. Ne kadar çok turşu o kadar lezzet. Ne kadar çok turşu o kadar lezzet. Ne kadar ince o kadar lezzetli. Zeytinyağı. Şöyle 1, 2 yemek kaşığı. Hadi 3 yemek kaşığı size kalmış. Biraz tuz. Şimdi oldu. İşte bu kadar. Hatta şuraya bakın. Orijinalini bırakıyorum salatanın. Koreli salatası başka hiçbir yerde görmüyoruz. Onu yapabilirsiniz. Her yere çok yakışır. 15 dakika bir tarafının pişmesi, daha sonra 5 dakika çevirdikten sonra bir tarafının pişmesi yeterli oldu. Bunu durdurmak için durma düğmesine basıyorum. Nasıl pişmiş? Nasıl gözüküyor? Nar gibi. Soğanlar. Gayet iyi. Balığın kendisi.
Salatayı unuttum zannettiniz değil mi? Yaptığımız sos. Her zaman biraz yeşillik. Her zaman. Şimdi artık şunun bir tadına bakalım mı? Elle bakalım. Pişip pişmediği anlaşılsın. Şu altına da bakalım. Sonra demeyin altı pişti pişmedi. Şöyle derisini kaldıralım. Daha iyi anlaşılsın. Şöyle elimizle bakalım ki. Hani pişip pişmediği anlaşılsın. Bak dağılıyor balık görüyor musun? Uf çok da sıcak ya. Lokum gibi tarafı. Açın ağzınızı. Şunun bir tadına bakın bakalım. Sulu yemek istiyorum diyenler daha da az tutabilir. Zaten şuradan sulu olduğunu herkes anlayabilir herhalde. Biraz sosundan. Şöyle bir tadına bakın bakalım. Salata isteyen. 3.30'da Güney Amerika Libertadores Kupası Flamengo Nublense maçı var. Onu bekliyorum. O yüzden bir balık daha yaptım. Onu keyifle yiyeceğim. Bununla ilk hazı alıyorum. Hala izleyip abone olmuyorsunuz. Yanlış yapıyorsunuz. Hepimize yine sağlık. Tekrardan herkese selamlar.